Unify Controller nasıl resetlenir bundan bahsedeceğiz. Controller'ı önce resetlemek için diyelim ki şifresini unuttunuz. Biz şu an Controller'ın şifresini unuttuk. Tüm cihazları tekrardan yeniden kuruyoruz. Controller'ı tüm ayarları kalkacak şekilde, silinecek şekilde kaldıracaksınız öncelikle Controller'ı. Sonra tekrardan yükleyeceksiniz. Cihazları resetlemek için cihazın arkasında şöyle bir tuş var. Reset tuşu. Bakın şu reset tuşuna şöyle bir attach çardımıyla basılı tutacaksınız. Yaklaşık bir 10 saniye. Yani ışığı gidene kadar. Cihaz resetlendiğinde hani bu cihazın şifresini bilmiyorsanız eğer. Hani diyelim bu cihazı bir yerden buldunuz. Cihazı kurmak istiyorsunuz. Öncelikle bunun kontrolörünü indiriyorsunuz. Ve aynı network'te olan tüm cihazları tarıyor. Cihazın kendine ait bir şifresi vardır. O şifreyi silmek için reset tuşuna basılı tutuyorsunuz. Daha sonra karşınıza böyle bir ekran gelecek. Biz şu an bir tane access point'imizi bağladık. Diğerini de bağlamak için şurada statüsün altında değil. Details'in altında da değil. Aslında şurada varmış artı şeklinde. Şu artıya tıkladığınız zaman eklenecektir ya da şuradan adopt diyorsunuz. Adopting diyor. Resetlediğimiz için herhangi bir şey sormayacak. Çünkü cihazı reset tuşuna basarak resetledik. Adopt diyorsunuz. Şu an eklenecek. Şuradaki bir yeşil olarak görünecek. İsimlendirmek için şuradaki config kısmı var. Şuradan isim verebilirsiniz. Yalnız şuradaki MAC adresleri var. Üzerine gelince çıkıyor. MAC adreslerini kaybetmeyin. Cihaz daha sonra bağlantısı koptuğunda yeni bir cihaza tanımlamak isterseniz hangi cihazın nerede olduğunu şuradaki takma hattan bulamazsınız. Çünkü takma hatları gidiyor. MAC adreslerinden bulabilirsiniz. Onları da şöyle MAC adresi isim karşılaştırması yapabilirsiniz. Birazdan eklenecek. Biraz geç sürdü. Bir yavaşlık var çünkü. Şimdi arkadaşlar bu eklendi. Şu an gördüğünüz gibi cihaz eklendi. Bunu isimlendirebilirsiniz. Takma hat varmayı da göstereyim şöyle hemen. Zaten basit. Burada config diye arayüzü var. Buradan girin. Her katta benim iki tane cihazım olduğu için bunu kat 0 tire alt tire verelim ya da AP 1'di. Bu da 2 olsun. Save ediyoruz daha sonra. Bunların zaten MAC adresiyle karşılaştırma tablosunda yaptık. Şurada 100FDX yazıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu da şey, 100 megabitlik bir sivilce bağlıysa böyle çıkar. Gigabit sivilce bağlıysa bu şekilde görünüyor. Hani connect, bu da birazdan connect olacak zaten. Şöyle Türkçe'ye de çevirelim. Şu birazdan tam olarak bağlanacak. Tam bağlanmadı. Şu an mavi ışığı yanıyor cihazın. Mavi ışığı yanıyorsa cihaz 1-2 açılmış demektir. Şu an bu bağlı. 100 yazıyorsa 100'lük sivilce bağlı. Herhangi bir şey yazmıyorsa 1000'lik sivilce bağlıdır. Şurası da kaç dakikadan beri çalışıyor olduğunu gösteriyor. Bizim cihazımız 1 dakikadan beri çalışıyor. Yaklaşık 2 dakika. Şu an mavi. Dediğim gibi. Hani kontrolörü resetlerken de kontrolörün şifresini unuttuysanız hani videonun ismini zaten şey koyarım. Unify Access Point şifre unutulunca yapılması gerekenler. Kontrolörün şifresini unuttuysanız komple kontrolörü silin. Yeniden kurun. Daha sonra tüm cihazlara arkadaki reset tuşu vardı. Şuradaki reset tuşundan resetlemeniz gerekiyor basılı tutarak. Ya da kontrolörü şöyle yapabilirsiniz. Atıyorum bu bilgisayara kuruluydu. Başka bir bilgisayara kurarsınız. Oradan tekrar cihazların sahipliğini alırsınız. Cihazlar da ona göre şekillenir.